karşımızda g x eşittir 2 bölü x üzeri 3 eksi 1 bölü x kare fonksiyonu var ve bu videoda bu fonksiyonun türevini bulmaya çalışacağız. Daha sonra da türevi x eşittir 2 noktasında değerlendireceğiz. Evet, g'nin türevi x'e ek olarak, bir de g'nin türevinin 2'deki değeri, yani x eşittir 2 noktasındaki teğetin eğiminin ne olduğunu bulacağız. Her zaman olduğu gibi şimdi videoyu duraklatın ve soruyu benden önce kendi başınıza bir deneyin. Evet, birkaç ipucu da vereyim. Bu soruyu çözmek için kuvvet kuralını, üstel ifadelerin ve türevin bazı basit özelliklerini kullanmanız yeterli. Evet, hadi bakalım. Önce şu fonksiyonu bir temize çekelim. gx eşittir, birinci terimimiz, gx eşittir, 2 bölü x üzeri 3. Ve bunu 2 çarpı x üzeri eksi 3 olarak da yazabilirim öyle değil mi? Çünkü 1 bölü x üzeri n, x üzeri eksi n'e eşittir. Evet şimdi az önce size neden kuvvet kuralını uygulayacaksınız dediğimi anladınız öyle değil mi? Evet devam edelim. Eksi 1 bölü x kareyi de x üzeri eksi 2 olarak yazabilirim. Bu eşitliğin iki tarafının da türevini alırsak, gx'in x'e göre türevi eşittir Sol tarafa yaptığımızı sağ tarafa da yapmamız lazım. Sol tarafa g'nin türevi x yazıyorum. Yeşille yazdığım terimin türevi için kuvvet kuralını uygulayacağız. Yani buradaki kuvveti alıp x'in önündeki katsayıyla çarpıp şöyle yapalım. g'nin türevi x eşittir 2 çarpı eksi 3 çarpı x üzeri eksi 3'ü 1 eksilteceğiz. Bu noktada negatif üslerle çalışırken çok dikkatli olmanız gerektiğini hatırlatayım. Çünkü buradaki 3'ü görüp 1 çıkarırsak geriye 2 kalır diye düşünebilirsiniz ama bunun eksi 3 olduğunu unutmayın. Aşağıya doğru gidiyoruz. Yani eğer 1 çıkarırsanız eksi 4 elde edersiniz. Eksi 2 değil. Yazıyorum. Eksi 3 eksi 1. Eksi 4 edeceği için buraya eksi 4 yazdık. 2 çarpı eksi 3 eksi 6. O halde eksi 6x üzeri eksi 4. Sonra eksi, az önce yaptığımızı burada da yapacak olursak, eksi 2'yi x'in önüne getirip buradaki katsayıyla çarpacağız. Burada bir katsayı yazılı değil ama burada bir 1 olduğunu farz edebiliriz öyle değil mi? Eksi 2 çarpı 1, eksi 2 çarpı x üzeri eksi 2 eksi 1 de eksi 3 eder. Böylece g'nin türevi x eşittir eksi 6 x üzeri eksi 4. Negatif bir sayı çıkardığımız için buraya artı koyuyorum artı 2x üzeri eksi 3. Evet, sorunun ilk bölümünü çözdük ve g'nin türevi x'i x cinsinden ifade ettik ve şimdi de g'nin türevi 2'nin neye eşit olduğunu bulmamız lazım. g'nin türevi 2 eşittir eksi 6 çarpı 2 üzeri eksi 4 artı 2 çarpı 2 üzeri eksi 3. Eksi 6 bölü 2 üzeri 4 artı 2 bölü 2 üzeri 3. Eksi 6 bölü 2 üzeri 4, 16. Artı 2 bölü 2 üzeri 3 de 8. Gelin paydaları eşitleyelim. Bunu 1 bölü 4 olarak da yazabilirim ama o zaman bu kesirde zorlanırız. Bunun paydasını 8 yapmak için payı ve paydayı 2'ye bölebiliriz öyle değil mi? Böldüğümüzde eksi 3 bölü 8 eder. Artı 2 bölü 8 de eksi 1 bölü 8 eder. O halde y eşittir gx doğrusunun x eşittir 2 noktasındaki eğimi neymiş? Eksi 1 bölü 8. Bitti.